Kanalıma ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoda şöyle karşınıza oturayım, böyle daha iyi olur. Bu videoda bildiğiniz üzere eğer beni takip ediyorsanız, daha önceki videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Şu maskeyi de çıkartayım. 20 günde 20 kitap okuma konu vardı bildiğiniz gibi. O konu artık bitti. Yani artık kitap okumaya devam etmeyeceğim. Hani tabii devam edeceğim ama hani 20 günde 20 kitap okuma konusu bitti. Bundan sonra öyle bir konu devam ettirmeyeceğim. Şimdi bulduğum kitap, hani okuduğum kitaplar arasında bulduklarımı getirdim. Şimdi bunları göstereceğim. Hangilerini okuduğumu, ne kadar okuduğumu hatırladığım kadarıyla tabii. Önce şunu göstereyim. Bunda kaç sayfa okumuştum? 80 galiba. Bakalım. 83. 85 sayfa okudum bunda. Beyaz Kanatlı Vampir, Erkan İşyeri. Yazarın ismi buymuş. Ondan sonra okuduğum kitaplardan birisi de bu. Zeliha Sevin Burak tarafından yazılmış roman. Diğer kitaplardan birisi de bu. Ahmet Özer tarafından yazılmış. Bir İdarecinin Onur Savaşı kitabın ismi bu. 336 sayfa. Bu Burak Sevim'in yazdığı da 90 sayfaydı galiba. 92. Bu Beyaz Kanatlı Vampir de 150. Evet, 150. Sonra Akif Dede diye bir kitap daha var. Bunu da okumuştum. Bunun da videosunu çekmiştim. Bunu ne kadar okudum? İstiklal Marşı'na kadar galiba. 90 sayfa. Yok, 80. Evet. 80 sayfa. Akif Dede. Toplam 176 sayfa. Bunu da göstermiş olalım. Diğer kitap da bu 51 sayfa. Bir sonrakine geçtiğimiz zaman 59 sayfa. O da bu. Bunu kaç sayfa okumuştum? 30 mu? 45 galiba. 42. Bunu 42 sayfa okumuşum. Ondan sonraki kitap bu. Bu kaç sayfa? 103 sayfa. Ben ne kadar okudum? 30 galiba. Yok. 39'u okudum. Burada da 40 sayfa okumuşum. 40 sayfa. Diğer kitapta bu. Bu kaç sayfa toplam? 20'den sonrakiler Arapça. Ben Arapça yazı okumasını bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemem. Ortalama 30 sayfa. Bunun Türkçe olan kısımları okumuştum. Buradan da 20 sayfa okumuştum diye kabul edelim. 20 sayfa. Burada toplam kaç kitap var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ortalama 2-3 tane kitap eksik. 12 farklı kitap okumuştum. 12 tane video var yani. 12 tane video çekmiştim. Kanalımda 20 günde 20 kitap okuma konusu bir şey yapmıştım. Oynatma listeleri. Oynatma listelerinden bakabilirsiniz. Yani izleyebilirsiniz. İlk günden bu yana. Sınav ayın 26'sında. Şu an ayın kaçı? En fazla 5 gün falan kaldı. Bunları okuduktan sonra ben bir test çözmeye karar verdim. Bir kere bir gün çözdüm kaç? 25 soru çözdüm. 25 soruda galiba 20 doğru 5 yanlıştı Türkçe. Okuduğumu artık daha iyi anlıyorum ama yine sıkıntı var yani. Çünkü bilmediğim şeyler var. Okuduğumdan anlama, hani hepsi öyle olsa, paragraftan anlama soruları olsa tamam da bazıları bilgiye dayandığı için yapamayabilirim. Ama okuduğumdan anlama ise işte daha iyi sonuç alabilirim. TYT'nin barajı alt puanı, yani en az üniversite 150 puan istiyor. Ben 157'ye kadar çıkabiliyorum. Denemelerde öyleydi. Gerçek sınavda 190 alabilsem kendi bölümümün üniversitesine girebilirim. Hedefim 250. 250 yapabilir miyim bu sene? Hiç dershaneye falan gitmedim yani. Gitmek istiyordum. Hastalıktan dolayı gidemedim. Tabii giden arkadaşlarım var. Mesela o ileride Mert Bayramoğlu var. Sonra daha ileride başka biri var. Ev olarak, evlere yakın arkadaşlarım. Onlar gidiyor ama ben gidemedim yani bu sene. Yani üniversiteye, 2 yıllık üniversiteye girebilirim ama istediğim üniversite olur mu onu bilemem. Kendi bölümümün üniversitesine girebilsem iyi olur. 150, 190 puan almam gerekiyor en az. Bir de şöyle kanalla ilgili konuşayım biraz da. Kanal oyun videoları daha çok izleniyor. Demek ki bu ne demek? Beni izleyen kişilerin yaş ortalamasına baktığım zaman 13 yaşla 24 yaş arası. Yani çoğunlukla benimle aynı yaş olan insanlar izliyormuş benim kanalımı ve erkekler izliyor. YouTube Studio diye bir uygulama var. Oradan bütün istatistikler gözüküyor. Yani kimler izliyor, kaç yaşında olanlar izliyor. Beni izleyenler, yani kanalımda bulunanlar çoğunlukla benimle aynı yaşta olan insanlar. Oyun videolar daha çok izleniyor. O zaman oyun videoları atmaya devam edeceğim. Onun dışında bu kitap okuma vardı. O kitap okuma da bitti. Bakalım. Birkaç gün sonra sınav var. Kaldık böyle ortada. Çok önemli değil. 190 puan alabilsem yani en az. Hedefim 250 idi ama 250 şu an bayağı zor yani. 250 olmasa 190 olsa yani, en azından hiç yoktan en az, en zeminde 150, 190 alsam dediğim gibi kendi bölümümün üniversitesine gidebilirim. Kendi bölümünün üniversitesi 4 yıllık 250 puan, bir de 2 yıllık var 200 civarında. 4 yıllıkla 2 yıllık arasında ortalama 50 puan, 50-60 puan arası var. Neyse, çok boş yaptım ben. Çok konuşuyor. Beni izleyen akrabalarım mesela diyor çok konuşma falan ama aklıma geldikçe konuşuyorum işte. Neyse, oyun videoları çekmeye devam edeceğim. Şu anda ortalama 60 aboneyim. Kaç abone olduğumu şu an söylemeyeceğim. Eğer kanalımın genelini beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten yani video çekme işi ya da düzenleme, editleme çok zor işler. Sabah başlıyorsun, akşama kadar uğraşıyorsun. Yeni bir yaka mikrofonu aldım. Şu an onunla ses kaydediyorum. Bakalım nasıl olacak.
Buraya kadardı. Söylemek istediğim başka bir şey kalmadı. Söylemek istediğim bir şey olursa yorumlara yazabilirsin. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çünkü çok konuşunca iyi olmuyor. Neyse ben gidiyorum. Tamam mı? Sen yorumlara istediğini yazabilirsin. Yazılan yorumları okuyorum. Görüşmek üzere.